Oo, bulaşık yıkamak için tuhaf bir yer Sam. Bulaşık yıkamıyorum Elvis. Radara B-A-N-Y-O yaptıracağım. Şşt, şşt. B-A-N-Y-O mu? Oo, banyo! Oo, güzel bir banyoya bayılırım. O kelimeyi söyledin. Radar, gel oğlum, gel. Oo, affedersin Sam. Yakaladım, evet. İşte yakaladım seni. İkinci tur, engelli parkur. Nipper bu turu kesin kazanacak. Engelli parkur köpeklerin işidir, değil mi dostum? Bu kadar emin olma Mandy. Ah, Wooly, şimdi sahne korkusunun zamanı değil, lütfen. Hadi Norris, yapabilirsin hadi. Aferin Norris. Yaşasın. ama onu James kaldırdı, James. İşte böyle Lion, akıllı kedi. Hadi oğlum. Çık bakalım. Aferin sana Nipper. Nipper! Nipper! Ah, sosisli sandviçimi yedin. Tamam oğlum. Çabucak yıkanıp sonra topla oynarız. Tamam mı? İşte. Radar! Vay canına. Bu radarın banyo günü olacaktı. Bizim değil. Sanırım kimi arayacağımı biliyorum ben. Tamam millet, skor tabelasına bir göz atalım. Süperstar Kedi Lion önde gidiyor, evet. Bir kobay fare ve koyuna yenildiğimize inanamıyorum. Üzgünüm Mandy, farkındaysan bu kedilerin köpeklerden iyi olduğunu kanıtlıyor. Hayır, kanıtlamaz. Bir tur daha var ve Nipper bunda yenilemez. Muz. Uğradığın için gerçekten teşekkür ederim. Bugün bana köpek ustası diyebilirsin. Radara nasıl banyo yaptıracağız biliyor musun? Mu, yani Bay Köpek Ustası. Bu çok basit. Köpek gibi davranmanız yeterli olacaktır. Şimdi beni köpek sanıyor. Ona banyo yapmayı ne kadar sevdiğimi göstereceğim. Evet, bakın şimdi onun gibi davranmaya başladım. Ve birazdan banyodan çıkacağım ve radar girecek. Radar gel oğlum. Buraya gel. Evet, şimdi kendimi şaşkın gibi hissettim. Serah, yaptığını gördün mü? Bilim partimi mahvettin işte. Ben yapmadım, kazayla oldu. Dur. Hayır baba, o sodyum. Suyla ıslatırsan. Söksene. Hayır, böyle olmaması gerekiyordu. James haklı. Herkes sakin olup dışarı çıksın. Hadi çocuklar. Dışarı hadi. Ama tam da güzelleşmeye başlamıştı. İtfaiyeci Sam'i arayacağım. Holfish kafede kimyasal yangın mı? Holfish kafede kimyasal yangın çıkmış. Mandy orada. Hayır. Norman'ım da orada. Hadi gidelim. Ne tür bir kimyasalla karşı karşıyayız? Sodyum. Ama içeride her türden kimyasal madde var Sam. Acaba Sam hangi söndürücüyü kullanacak? Buldum. Ben de buldum. Çünkü emin değilseniz kumla şişirir. Öğrenmişsiniz.
Sen kimyasal yangını söndür Elvis. Ben de diğerlerini halledeyim. Çok özür dilerim. Önemli değil Sera. Bence gelecek yıl tek bir parti yapmalısınız. Bildiğiniz normal partilerden. Hani oyunlar, balonlar ve parti şapkalarıyla olandan. Sıkıcı. Büyük bir su pompası mı lazım? Evet. Çok da güçlü olması gerek. Güçlü peki. Ayrıca çok püskürtsün. Büyük, güçlü ve çok püskürten bir tane. Tamam. Ha, tam sana göre bir şey buldum Mandy Flood. Fıskiye ustası 2000. Ah, harikaya benziyor. Aynen öyle Mandy. Gel onu bağlamana yardım edeyim. Tebrik ederim Penny. Çok doğru. Teşekkür ederim Helen. Bakalım siz neler yaptınız? Fena değil Elvis. Bakalım hasta üstünde durabilecek mi? Oh, lütfen. Hadi kalkın memur Steve. Anlaşılan bugün gerçekten çok bandaj yapacağız değil mi Helen? Bu çok... Kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Çok güzel Sera. Bu harika bir fıskiye olacak. Baba, bu çimler daha kısa ve düzgün olmalı. Haklısın Mandy. James, daha çabuk yol. Ve Norman, serpmeye başla. Ama kötü kokuyor. Unutmayın, Pontypandy'nin en iyi bahçesi. Hadi Ekim. Bahçe Birliği. Hepiniz harika bir iş çıkarıyorsunuz. Fıskiye ustasını da kurunca her şey kusursuz olacak. Evet evet hadi Joe. Annemin dönmesine çok az kaldı. Ve kuş havuzu fıskiyen bahçeyi mükemmel gösterecek. Ben hemen hallederim. Bitirdim. Hayır bitirmedin. Daha serpilecek 5 poşet daha var Norman. Güzel çiçekler için gübreye ihtiyacımız var. Ha, bu bahçe işini hiç sevmedim. Daha bitmedi mi Joe? Bitmek üzere Mandy. Son bir vida. Şimdi yavaşça aç. Fazla güçlü olabilir. Dikkatli ol, olur mu? Tamam Joe. Bu hiç harika değil Joe. Oh, hala güzel değil. Çabuk kapat Joe, çabuk. Hepiniz geri çekilin. Benim peşimde. İmdat, imdat. Çok korktum Norman. Oh, en azından durdu. Çığ! Çığ mı ne? Çabuk barikaya girelim. Kameram! Filmim! En azından güvendeyiz. Olamaz, kapı açılmıyor. İçeride kaldık. Olamaz. Olamaz. Çığ düştü. Çocuklar, iyi misiniz? Neredesiniz? İtfaiyeci Sam'i çağırsam iyi olur. Oo, Norman, Sera ve Mandy çığ altında mı kaldılar? Norman, Sera ve Mandy çığ altında kalmış. Hemen gidiyoruz efendim. Tamam millet, kayma vakti geldi. Derse
gördüğünüz gibi çığ bölgesinde ileri geri zikzak çizeceğiz. Vericinizi hemen dinleyin. Yüksek sesle sinyal verirse çocuklar yakında demektir bu. Sinyal veriyorsam. Yaklaşıyoruz. Merhaba, Sera, Mandy. İmdat, Sam amca. Barakada kapalı kalmışlar. Harika falan yaptın Elvis. Ha? Ha, yaptım. Teşekkür ederim Penny. Artık kurtuldunuz. Teşekkürler Sam amca. Güvenlik şeritlerinin dışına çıkmamalıydınız. Onlar sizi tehlikeden korumak için konmuş. Özür dilerim itfaiyeci Sam. Gerçekten korkunç bir film çekmek istemiştim. Evet Norman. Biraz fazla korkunç çekmiş olabilirsin. Oh, belki de çekmişimdir. Herkes sussun. Filmim başlıyor. Filmim başlıyor. Aa, uykumu bölmeye cüret eden de kim? Kar canavarı kar düşürdü. Kaçmamız gerek. Merak etmeyin. Artık kurtuldunuz. Aferin çocuklar. Bu izlediğim en iyi filmdi. Bu izlediğim en korkunç filmdi. Harika. Şimdi de en iyi felaket filmini çekeceğim. Evet, adı da Pa-pa-pa. Yükselen büyük yangın olacak. Bunun için tetikte beklesek iyi olur Penny. Aa, ısınıyor mu bu peki? Evet Mandy. Yiyecek pişirilecek kadar ısınıyor. Mesela bu sosis. Alıp şuraya koyuyorsun ve... cızırdamaya başladı bile. Aa, hiçbir şey olmuyor. Olamaz. Olamaz. Gökyüzünde tek bir bulut var ve o da buraya doğru geliyor. Bir fikrim var. Hadi gidip sizin mangalı kullanalım. Hani kömürlü olan ve yanan mangalınız var ya. İyi fikir Hena. Ve baba. Evet Hena. Lütfen o şapkayı çıkar. Yapma. Şapka hoşuma gidiyor. Oh. Kızgın güneş altında çalışırken bir bardak soğuk portakal suyu gibisi yoktur. Öyle değil mi Penny? Haklısın Sam. Memur Steele bir şey mi kaybettiniz efendim? Buzdolabında nefis bir çilekli dondurmam vardı. Ama bulamıyorum. Clarington, benim çilekli dondurmamı mı yiyorsun sen? Affedersiniz efendim. Geri ister misiniz? Hayır. İstemem Clarington. Ben bir bardak su içerim. Oo, teşekkür ederim efendim. Ah, nihayet sosislerin gerçekten piştiği normal bir mangal var. Son model güneşmatik GTC harika bir pişirme aletidir. Anlaşıldı mı? Bulutlar gittiğine göre eminim sosisleri 5 dakika içinde pişirir. Yanıyor. Bu hiç normal değil ama. Aa, bu olamaz. Güneş matrisi bicibisi yanıyor. Onun adı Güneşmatik GTC. İtfaiyeci Sam'i çağırsak iyi olur. Hayır. Yanan sadece sosis. Bana bırakın. İşte. İyi misin Hena? Evet iyiyim. Ama şu yaptığına bak baba. Neden hiçbir şeyi normal yapamıyorsun? Neden hep beni utandırıyorsun? Üzgünüm hayatım. Seni arkadaşlarının önünde utandırmak istememiştim. Ama yapıyorsun. Her şey yolunda mı? Evet yolunda.
İşte oradalar Tom. Onları bulduk ama maalesef tehlikeli bir yerdeler. Vinç kullanacağım. Yardım etsem amca. Biraz daha yaklaştırabilir misin Tom? Yaklaşamam Sam. Kayalığa çok yakınız. Size ulaşabileceğim güvenli bir yer bulmalıyız çocuklar. Kuzucuk. Ne yapıyorsun küçük kuzu? Güvenli yolu gösteriyor. Evet, oraya çıkarsanız size ulaşabiliriz. Hadi acele edin. Hadi Lili. Teşekkür ederim kuzucuk. Tuttum seni Lili. Sera, hemen dönüp seni de alacağım. Sıkı tutun Lili. Sıra sende Sera. Seni dağın zirvesine bırakacağım Sam. Gerek yok Tom. Kendim çıkarım. Lili'yi kaybettiğime inanamıyorum. Ben de öyle. Ama merak etmeyin Bayan Chen. Onları bulacak biri varsa o da itfaiyecisi. Merak etmeyin. Bir şeyleri yok. Aa, sonunda. Üzgünüm Sam. Ben gruptaki herkese daha iyi hakim olmalıydım. Evet öyle Muz. Dağda güvenlik çok önemlidir biliyorsun. Ama Lili ile Sera nerede? Evet bir düşüneyim. Eve gidiyorlar diyelim. Evet, böylece kaya gözlem turunun sonuna gelmiş olduk. Gelecek hafta çiçek gözlemi yapacağız. Sence Pontypandy menekşesi görür müyüz? Kesinlikle James. Bu sefer gözcülere sahip çıkmış olur mu? Tamamdır Sam. Bakın, bu da hızlı dans. İşte böyle. Oo, çok hızlıymış. Hadi efendim. Aman dikkat. Kronometreyi başlat Mandy. Pontypandy'den Newtown'a kadar ilk balonla uçuş rekorunu kıracağım. Hadi. Kronometreyi başlat Mandy. Zıplama rekorunu kıracağım. 6.041.000 kere daha sıçramam gerekiyor Mandy. Acaba kaç kere kronometre sıfırlandığına dair bir rekor var mıdır? Dans etmenin bu kadar eğlenceli olduğunu bilmiyordum. Ben de öyle. Başka dans türü var mı Sam? Tamam. Jive'yi deneyelim o zaman. Yaşasın! En sevdiğim. Kronometreyi başlat Mende. Havuç çevirme rekoru çantada keklik sayılar. Ups. Düştün mü Derek? Bu çok saçma. Kıracak daha büyük bir rekor bulacağım. Benden önce bulamazsın. Fasulye dizmek. Tabii ya. İşte bu. Küvet. Tabii ya. İşte bu. James, Sera, çabuk gelin. Merhaba Derek. Ne yapıyorsun? Bu eski küveti taşımama yardım edin. Çabuk olun. Yolda anlatırım. Hadi. Biraz tehlikeli sanki Norman. Bir şey olmaz Mandy. Sen kronometreyi başlat. Konserve kutusu kulesi rekorunu kırıp o bilmiş Derek'e gününü göstereceğim şimdi.
Pekala. Küvetle en uzağa giderek rekor kırabileceğine gerçekten inanıyor musun Derek? Ha? Planım bu. Çok korkutucu görünüyor. Tamam, itin beni. Hızlıca itin. Ah, hey! Guinness Rekorlar Kitabı, ben geliyorum! Mandy, nasıl gidiyorum? 20 saniye sonra rekor senindir. Evet, Pontipen denizi bizim yuvamız. Havası kokusu bambaşka güzel. Bakın, çok... işte oradalar. Ne? Bizi eve götürecek ışıklar. Hey! Biz buradayız. Merhaba. Buradayız. Tom! Bir şey görebiliyor musun Tom? Şimdilik hayır Sam. Penny, Charlie'nin teknesi Neptün'ün sonlarında görülüyor mu? Hayır Sam, sanırım çok küçük kalıyor. Ama balinalar büyük. Denizci kardeşimi biraz sanıyorsam o balinaya çok yakın bir yerde olduğuna eminim. Şimdi balinayı arıyorum Sam. Hiçbir şey göremiyorum. Aa, bir dakika, bir şekil gördüm. Evet, bu bir balinaya benziyor. 4 derece güneyde. Duydun mu Tom? Gidiyorum. Balina'yı görebiliyorum. Yaklaşmış olmalıyım. İşte oradalar. Herkes iyi mi? Evet Sam. Biraz ısınıp üşüdük ama gerçekten iyiyiz. Hadi hepiniz Neptün'e geçin. Hadi. Çok iyi Charlie. Harikaydın. Ne? Sadece herkese denizci şarkısını söylettim ben. Acil durumlarda sakin olmayı sağlamak yapabileceğin en önemli şeydir. Balina şarkısı duymadığın için üzgünüm canım. Önemli değil. Artık Pontypen de denizci şarkısını ezberledim. Söylemeden duramıyorum. Dedemizin öğrettiği şarkı mı? Evet. Hatırlıyor musun onu? Ponti Penti denizi bizim yuvamız. Havası kokusu bambaşka güzel. Ne çok soğuktur ne de sıcaktır. Demir alana kadar açacak. Tıpkı dedemizin bize öğrettiği gibi Sam. Seni hemen bulmuş. Ebe olma sırası sende. Ama düzgün saklanma fırsatım olmadı. Tekrar saklanmak istiyorum. Bir daha. Hayır Norman. İlk seni buldu. Bu yüzden ebe olma sırası sende. Biliyorum. Ama bir kez daha saklanayım. Hepiniz beni arayın ve biriniz beni bulursa bütün sosislerim sizin olabilir. Evet, size en iyi olduğumu kanıtlayacağım. Bütün sosislerin mi? Evet, hepsi. Sosisler nefis görünüyor. Aa, saklamayı da beceremiyor. Tamam. Anlaştık. Kesin 100'e kadar sayın ama. Tamam mı? Nefis sosislerin tadını şimdiden alabiliyorum. Biraz geriye. Yavaş, dikkat et. Dikkat et! Dikkat edin. Direkt hortuma dolanıyor. Dikkat et. Merak etme Sam. Her şey kontrolümüz altında. Merak etme. Sanırım bu direk fazla uzun. Biraz kesmemiz gerekebilir. Ben de işte bunu düşünüyordum. Gidip testerimi alayım. Ben de kaskımı alayım.
Aha! Beni burada asla bulamazlar. Oh! Hayatta bulamazlar. Belki gerçekten saklanmayı biliyordur. Tıpkı görünmez adam gibi. Burada bir yerde olmalı. Aramaya devam edin. Bu işi bildiğimi söylemiştim. Oh, olamaz. Ah, karıncalar. Oh, bacağıma tırmanıyorlar. Ah, pantolonumdan karıncalar girdi. Nerede olabilir ki? Her yere baktık. Bakın. Seni bulduk. Pantolonuma karınca girdi. Hadi bakalım, sosisler hazır. İmdat. Bu da ne? Çıkarın beni buradan. Bu kütüğün sesi Norman'ıma benziyor. Dikkat ettiniz. Trevor, hayatımı kurtardın. Şimdi vadinin üzerinde uçuyor. Görebiliyorum. Lambikis ve bulut kopter orada. Oh, iplerden birini kemirmiş. Kıpırdatmadan tut Tom. Çengel atmaya çalışacağım. Tamamdır Sam. Sadece bir kez daha deneme fırsatım var Sam. Evet, sanırım kemirmelerin failini bulduk. İyi iş başardın sen. Çok rahatladım. Yürü bakalım Lambikins. Kendine daha güvenli yiyecekler bulmalısın. Seni yine yerde gördüğüme sevindim dostum Lambikins. Biraz endişelenmiştim. Üzgünüm Sam. Gözümü balondan ayırmamam gerekirdi. Evet Joe. Gelecek sefer daha dikkatli olmalısın. Evet olurum Sam. Haklıymışsın Mandy. Gerçekten Pontypandy daha üstünde uçabilirmişsin demek. Lambikis az kalsın bunu başarıyordu. Keşke. Bulut kopter 2'yi metal kablolarla yapınca uçarsın. Bulut kopter 2 mi? Belki fazladan 100 çöp torbasıyla daha da büyük olabilir. İyi fikir Mandy. Böylece %50 daha yükseğe çıkar. Yarın çalışmaya başlarım. Yardım edebilir miyim? Tabii. Yarın gökyüzünü fethedeceğiz çocuklar. Bu harika olur Joe. Yarın tetikte kalsak iyi olur Elvis. Kara saplanıp kaldık. Yardım beklemek zorundayız. Olamaz. Konser ne olacak? Buldum. Belki kalan yolu yürüyebiliriz. Ne harika bir fikir. Ay evet. Ama daha çok var. Ve gerçekten çok soğuk. Evet bu doğru. Burada kalıp yardım beklemek zorundayız. Lütfen anne. Hiç sanmıyorum Hannah. Sandalyeyle ilerlemen çok zor olur. Anne kar lastiklerim var, bir şey olmaz. Hepiniz çok iyi dinleyin.
Soğuk ve karlı olduğunu biliyorum. Ama dünyada en sevdiğimiz grubu görmeye çok yakınız. Ve en ön sırada olacağız. Biz gerçekten çok güçlü çocuklarız. Bunu biliyorsunuz, öyle değil mi çocuklar? Trevor, birazcık karda yürüyebiliriz, değil mi? Bence haklı. Bunu yapabiliriz, evet. Şey, sanırım bir ara kalırsak olur. Newtown da o kadar uzak değildir. Onları görmeyi de çok istiyorum. Özellikle Larry'yi. Yaşasın, hadi. One Way Street, biz geliyoruz. Bay Şanına, korumak için onlarla gitsem iyi olur. Yolun açık, sakın ha hiç durma. Hedef büyük, aman ha yorulma. Yolun açık, sakın ha hiç durma. Evet, işte alın yaşlı amca. Bu el ısıtıcılarını deneyin. Oh, çok sıcak. Zavallı küçük yaşlı amca ellerim. Merak etmeyin memur küçük yaşlı amca. Bu güzel sıcak çorbayı için. Sıcak sıcak, çok sıcak. Zavallı küçük yaşlı ağzım. Bu yaşlı amca çok huysuz Sam. Biliyorum Elvis, biliyorum. Merak etme. Ne düşündüğümden çok daha uzakmış. Otobüse geri dönmek istiyorum. Ay çok soğuk, çok soğuk. Geri dönelim hadi. Ben de. Ellerim buz kalıbına döndü. Şimdi vazgeçemeyiz. Unutmayın, yerimiz en ön sırada. Hem bakın, Newtown işte orada. Hadi, kestirme bir yol gördüm. Varmak üzereyiz. Mandy, Ponti Pendi öncüsü eğitimini unutma. Her zaman yolda kal. Hepiniz beni takip edin. Ama... Çok az kaldı, geldik. Mandy! Ben iyiyim anne. Ağaca tutundum. Ama daha ne kadar tutabilirim bilmiyorum. Sıkı tutun. Biriniz itfaiyeci Sam'i arayın lütfen. Ay, daha fazla kürek çekemiyorum Mandy. Kollarım kopacak gibi ağrıyor. Sessiz ol Norman. Bu da kaplumbağa değilmiş. Sadece kütükmüş. Ben eve gitmek istiyorum. Dalgalar kocaman olmaya başladı. Peki Norman. Sanırım asla gerçek kaplumbağayı göremeyeceğim. Peki ne tarafa gideceğiz? Şu taraf mı? Şu taraf dedim Norman. Tamam. Deniyorum Mandy ama dalgalar beni bu tarafa atıyor. Ama bu bizi doğruca... Kayalıklar! Hayır. Hayır. Şimdi ne yapacağız? Anlaşılan kıyı boyunca ilerliyor. Evet. Denizin dalgalı olmasına hiç aldırmıyor. Bir dakika. Bu da ne? Bu bir tekne. Bunlar Norman ve Mandy. Kayalıklara doğru gidiyorlar. Ama neredeler? Kıyı boyunca kilometrelerce kayalık var. Bakın, deniz fenerine yakınlar. Norman ve Mandy tekneyle fener yakınındaki kayalıklara doğru gidiyor. Dikkat edin. Anladım. Hemen gidiyorum. Çarpacağız. Daha fazla yaklaşamıyorum. O dalgalar bizi de kayalıklara sürükler. Onu düzgün tut yeter. Hazır mısın Tom? Anlaşıldı Sam. Havaya kaldır. İmdat! İmdat! Tuttum. Şimdi Neptün'e dön Tom. Ben ne olacağım? Merak etme Norman, hemen geliyorum. Tuttum seni.
Merak etme Norman. Artık güvendesin. Cevap versem. Cevap ver ben. Işık denizden net görünüyor. Tamam. Anlaşıldı. Çok iyi Penny. Bu işte gerçekten iyisin. Tamam. Evet. Teşekkür ederim ben. Sen de hiç fena değilsin. Neyse hadi görüşürüz. Yani tamam. Tamam. Gözlerim. Ve yine aşağı iniyorum. Gaga burun şeklindeki kayaya varmak üzereyiz. İşte. Bence geri dönmeliyiz. Asla olmaz. Hazine avcıları asla vazgeçmez. Ah, Norman. Bu taraftan, bu taraftan, bu taraftan. Neredesin? Seni göremiyorum. Ay. Norman, James yemeğe. Gitmişler, size kayboldular. Norman'ım benim. Merak etme Deniz, uzağa gitmiş olamazlar. Ben onları bulurum. Cevap versem, cevap ver ben. Sis batıdan bu tarafa yayılıyor, tamam. Anlaşıldı. Sis düdüğünü test etmenin tam zamanı bence. Olamaz. Kulaklarım. Tamam, iniyorum. En azından sis düdüğünün çalıştığını öğrendik. Pontypandy Pete'in hayalet gemisinin düdüğü. Bırak beni. Pontypandy Pete'in hayaleti. Hazinesini koruyor. Lütfen. Lütfen yolu bulayım. Korsan hayaletini değil. James. Sen misin? Baba. Yardım etmen gerek. Norman siste kayboldu. Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Norman! Orada mısın? Hadi tekneye dönelim. İtfaiyeci Sam'i çağırmamız lazım. Bugün Critlington'ın nesi var anlamıyorum. Şimdi de kaskımı saklamış benim. Sanki işten atılmak istiyor gibi, öyle değil mi? Moose Robert sendeye düşüp iki büyük kaya arasına sıkışmış. Olamaz. Tom'u arayacağım. Hadi Penny. Merak etme Muz. Seni hemen çıkaracağız. Tom, ipi aşağı sarkıt. Hadi. Tamamdır Sam. İşte geliyor. Tamam. Tom, beni hendeğe indir hemen. Hadi Muz. Seni buradan çıkaralım. İşe yaramıyor. Kötü sıkışmışım. Bir dakika. Sen sıkışmamışsın. Çantan sıkışmış. Şunları keselim hemen. Teşekkür ederim Sam. Çok iyiydin. Durun! Benim kıymetli fosillerim. Onları aşağıda Muz'un çantasında bıraktım.
Duyduğuma göre işler yolunda gitmiş. Sen tam bir kahramandın. Öyle değil Penny. Sadece işimi yapıyordum. Ben de fotoğraf sorunumu çözdüm çocuklar. Daha büyük bir çerçeve aldım. Artık kimseyi çıkarmama gerek kalmadı. Çıkarmak yok mu? Evet Critlington. Fotoğraftan kimseyi kesmem gerekmiyor. Fotoğraf mı? Beni ya da Penny'yi işten atacağınızı sanmıştım ama ben... Ne? Bu yüzden işten atılmaya çalışıyordum. Böylece Penny devam edebilecekti. Aa, şimdi neden bu kadar sorun çıkardığını anlıyorum senin, evet. Oh, Elvis. Ne harika bir davranış. Sen bugün kahramanlık yapmış olabilir ama sen de kahramansın. Bu işin çözülmesine sevindim. Artık kaskımı geri alabilir miyim? Lütfen. Evet. Yani hayır. Yani... affedersiniz efendim. Nereye sakladığımı unuttum. İmdat! İşte orada Sam amca. O kadar uzakta değil. Beni bağla Elvis. Sıkı tutun Norman, varmak üzereyim. Daha fazla tutunamıyorum. Kıyafetlerim aşağı çekiyor. Bu cümleyi kesinlikle kullanabilirim. Yakaladım seni Norman. Şimdi bana sıkı tutun. Bak Norman, yelkenliğe böyle tutunmam büyük düşüncesizlikti. Ama Line'i kurtarmaya çalışıyordum. Ben süper kahramanım. Peki Line nasıl kurtuldu söyler misin? James, Line'ı Norman'ın sırtına çıkıp yürümeye ikna etti ve itfaiyecisi mi aradı? Bunların hepsini yarınki Pontibendi gezegeninde okuyabilirsiniz. James gerçek bir süper kahraman. Aferin sana James. Evet, aferin James. Ben James değilim. Ben Atom Çocuğum. Atom Çocuk artık yardımcı olmayacak da ne demek? Sırf bir yelkenliden kedi kurtardın diye mi? En azından benim kıyafetlerim suyla doluyken Sam amcanın kurtarması gerekmedi Norman. Ama öyle değildi. Belki biraz. O Atom ne? Çocuk siber uzay telsizim. Bak nasıl? Annenin telefonuna atom etiketi yapıştırmışsın. Atom çocuk olduğum sürece kullanabileceğimi söyledi annem bana. İnanamıyorum. Bir ekipman olmuş. Ve gerçekten kahramanca bir kurtarma da yaptım. Yani bence artık sen benim yardımcım olmalısın, tamam mı? Ama. Atom çocuk. Ve Süper Norman. Hayır James. Bundan sonra Atom Çocuk ve Süper Norman'ız ama ayrıyız. Tamam mı? Pontypenty'nin en iyi kahramanı kimmiş görelim bakalım. Hadi bakalım. Peki o zaman. Bana uyar. 5, 6, 7. Evet, bundan daha fazla yangın söndürücü hortum olması lazımdı. Bunu yangın söndürücü hortumu sayarak kazanmadım ki ben. Sam'le ekip ne yapıyordur acaba? Bu çok iyiydi Sam. Bakalım Penny nasıl yapacak?